Bazıları diyor ki bu mezhepler nereden çıktı? Mezhepler nereden çıktı sorusu, doktorluk nereden çıktı? Mühendislik nereden çıktı ya da terzilik nereden çıktı gibi bir sorudur. Zira mezhep imamlığı diğer meslekler gibi bir meslektir. Diğer meslekler ve o mesleklerin mensupları nereden ve niçin çıkmışsa Mezhepler ve mezhep imamlığı da aynı yerden ve aynı sebepten çıkmıştır. Doktorluk mesleği çıktı. Çünkü herkes hastalığın sebeplerine ve tedavi yollarına vakıf olamaz. Bu yüzden doktorluk mesleğine yabancı olan bir hasta hastalığının tedavisi için bu mesleğin inceliklerine vakıf olan birisine danışmak zorundadır. İşte bu kişi de doktordur. Demek doktorluk mesleğinin çıkış sebebi insanların hastalığın sebeplerini ve tedavi yöntemlerini keşifteki acizliğidir. Mühendislik mesleği çıktı. Çünkü herkes bina yapımı ile ilgili hesapları yapamaz ve projeleri çizemez. Bu yüzden bir bilene danışmak zorundadır. Bu kişi de mühendistir. Demek bu mesleğin çıkış sebebi de kişilerin mühendislik ilmindeki bilgisizliği ve herkesin birer mühendis olamayışıdır. Terzilik ve diğer mesleklerin çıkış sebebi de aynıdır. Kişilerin o mesleğin inceliklerine vakıf olamaması ve yardıma ihtiyaç duyması. İşte mezhep imamlığı da böyle bir meslektir. Bu mesleğin çıkış sebebi ise insanların Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramaması ve hükmü olmayan meseleleri hükmü olanlara benzeterek kıyas yapamamasıdır. Bizler nasıl ki bilmediğimiz dini konuları bilen hocalara soruyoruz Hocalar da kitaplardan okuyup öğrendikleri fetvaları bizlere naklediyorlar. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Müslümanların büyük bir çoğunluğu Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramadıkları için sorularını iştihat yapabilen alimlere soruyor ve cevaplarını onlardan öğreniyorlardı. Bu alimler adeta bir peygamber vazifesini icra ederek Kur'an ve sünnetin hükümlerini bilmeyenlere öğretiyorlardı. Herhalde alimler peygamberlerin varisleridir hadisi bu vazifeye işaret etmektedir. Asr-ı saadette birçok müştehit imam mevcuttu. Ancak bu müştehitlerin fetvaları bir sonraki nesillere taşınamamış, hikmet-i ilahiyenin sevkiyle sadece dört mezhep imamı ve onların talebeleri ümmetçe kabul görmüş. Onların verdikleri fetvalar, çıkardıkları deliller, yaptıkları kıyaslar son derece sağlam bir şekilde kaydedilmiş ve tavatü kuvvetiyle bizlere kadar ulaşmış. Demek mezheplerin çıkış sebebi insanların Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramaması ve sorularını bu kuvvette olan müştehit alimlere sorup onların etrafında toplanmalarıdır. Allah'a emanet olun.